Süreç içerisinden geçiyoruz. 6 günde 3 maç yaptığımız 2 haftayı geride bıraktık. Yani 12-13 günde 6 maç yaptık neredeyse. Hafta içi Avrupa, hafta sonu Türkiye Ligi olmak üzere. Milli takım arası var şu anda. Bize de iyi geldi. Dinlenmemiz lazım. Geçtiğimiz yani şu bölüme kadar ki süreçten genel olarak memnunuz. Tabii yani istemediğimiz mağlubiyetler hem ligde hem Avrupa'da aldık ama... İşte Antalya'da içeride yenildik ama Emlak'a dışarıda yenerek telafi ettiğimizi düşünüyoruz. Olimpiyakosu burada 16 ile yenildik. Orada yenerek telafi ettiğimizi düşünüyoruz. O yüzden genel olarak baktığımızda takımın gidişatından şu platformda memnunuz işin aslı. Başarılara alışık bir takımız ve taraftarımız var. Çok şükür Melih Gazi Belediyesi'nin takıma sahip çıkmasıyla Sayın Palancıoğlu Başkanımızın iyi günler yavaş yavaş gelmeye başladı. Bunu seyircide de görmeye başladık işin aslı. Playoff biz alışığız. Yarı finalleri, finalleri oynamaya. Bu sene kadromuz yani Türk kalitesi olarak, Türk oyuncu kalitesi olarak yüksek. Yabancı oyuncularımız da o anlamda memnunuz. E, Pilefo bu sene rahatlıkla kalacağımızı düşünüyorum. Ama zor mu? Zor. Çünkü e, 4. takımla 8. takım arasında çok büyük kalite farkları yok. Çok çekişmeye sahne olacak bir dönem bekliyor önümüzdeki aylarda bizleri. Grubumuzdaki Riga Letonya temsilcisi güzel, e, genç, dili bir takım. Gücümüz yetmedi. Roster olarak baktığımız zaman kaliteli oyunculardan oluşuyoruz ama onlar daha takım oynadılar buradaki maçta. Olympiakos maçını önde götürürken yenilmemiz hepimizi çok üzdü ve bizi de çok şaşırttı işin aslı. Ama çok şükür 16 ile yenildiğimiz Olympiakos'u kendi evlerinde 22 ile yenince... Bütün grubun hesabı tekrar değişti. Şimdi herkes Olympiakos ve Riga'nın gruptan çıkacağını düşünüyordu. Ama şu anda biz adımızı ikinci sıraya yazdırdık. Önümüzde iki maç var. Rosenberg, Deplasman'da yendiğimiz takım. Burada rahatlıkla yeneceğimize inanıyorum. Ve son maçımızda gruptaki Riga deplasmanı. Onları da yenerek inşallah bir üst sıra son 32'ye kalacağımızı düşünüyorum. Emre Hoca'yı ben bu ligde menajerlik yapalı yaklaşık 18-19 sene oldu. 18-19 senede tanırım. İstanbul Üniversitesi altyapısından yetişen çok beyefendi bir kişilik, ee, güzel bir karakter. Basketbolu çok seviyor, çok ilgili ve çok çalışkan bir hoca. Ee, hocamızdan şu anda memnunuz, bir sıkıntımız yok. Tabii ki yolda yürürken ayağımızın sektiği, sendelediğimiz anlar her takımda olduğu gibi büyük takımlarda da oluyor. Şu anda ilerliyoruz. Hiçbir hoca ile alakalı bir e, olumsuz bir düşünce şimdiye kadar hiç hazır olmadı. Şimdi bundan sonra da yani bu sezon sonuna kadar da olacağını düşünmüyorum.